Son dakikalarda size önemli bir haber izleteceğim. Bu haberi ilkin Almanya'da gazetecilik yapmaya devam eden Erk Acerer duyurdu. Erk Acerer önemli dosyalara imza atıyor, başı derde giriyor, davalar açılıyor hakkında. Sonra haber dallanıp budaklandıktan sonra başkaları da o haberle ilgili başka detayları ortaya çıkarıyorlar. O da sitem ediyor biraz, bizim başımız derde giriyor. Sonra haber başkalarının haberi gibi lanse ediliyor diye. Doğrudur. Hakkını teslim edip şimdi o konuyla ilgili yeni habere geçelim. Altın kaplama, fincanlar, para saçma, kuryeye bahşiş gibi, cumhuriyet altını vermek gibi, doğum günü hediyesi olarak uçak kiralama gibi, Instagram şovlarıyla adını duyuran ve magazin figürü olduğu düşünülen Dilan Polat ve Engin Polat gündemden düşmüyorlar. Artık bir soruşturma dosyasının da aktörü her iki isim. Gelir kaynağı olarak gösterilen güzellik merkezlerinin kurşunlanmasıyla terörle mücadelede soruşturmaya dahil oldu son olarak. Dosyaya 3 Ekim'de savcılığın talebiyle gizlilik kararı getirildi. Dosya gizli ama şimdi izleyeceğiniz dosya Halk TV editörü Sıla Aleyna Korkmaz ve Halk TV haber müdürü Cem Özkeskin tarafından hazırlanan özel dosya. Yarın da ikinci bölümünü ekranlara getireceğiz. Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Ya saçmalama. At aşkım, at 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 at. Ne olduysa o altın tozlu kahveyi yudumladıktan sonra oldu. Sizin programa çıktıktan sonra oldu ne olduysa. Şimdi tüm mal varlığına el konuldu. Suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanıyor. Engin bana plan kuruyorlar. Polat çifti ve birinci dereceden yakınları terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından soruşturulacak. Yakın zamana kadar hayatını abartılı biçimde sergilemesinin nedeninin birilerini rahatsız etmek olduğunu söyleyen Polat artık aslında o kadar da varlıklı olmadığını duyurmaya çalışıyor. Sahte. Bir altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Lüks araçlar, malikaneler, özel uçaklar, kara paranın maskelendiği güzellik merkezleri. Çok büyük bir başarı hikayesi. Hayatımın filmi de çok yakında olacak, senaryo bitti. Teaser çekilecek bu arada. Ne zaman biri kaynağı ne diye sormaya yeltense hemen öne çıkarılan ihtiyaç sahibine yardımlar. Hikayenin baş aktörleri Dilan ve Engin Polat çifti. YouTube, Instagram var, doğal insanlarız biz. Polat çifti hakkında ilk iddialar kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları yönündeydi. Polat her şeyi kitabına uygun yaptıklarını, kendilerine itibar suikastı düzenlendiğini savundu. Günlerdir şu Twitter akolu yaptılar. İddialar dallanıp budaklanırken şirket sicilleri döküldü. Gazeteci Seher Yaşayacak incelemişti. Bak gözüne gözüne. Oh! Ortaya çıktı ki ilk şirket 2017'de kardeşi Sıla Doğu adına açılmıştı. Dilan Polat kendi adını taşıyan şirketin yönetimine 2018'de katılmıştı. Tüm dünya çapında şubelerimiz var. Rise and Shine Kozmetik, Dilan Polat'ın belki de en çok bilinen markası. Ancak başkası adına kayıtlı. Markanın fason üretim yaptığı da biliniyor. Bir yandan da sahte belge düzenliyor. Kayısı çekirdeği yağlı peelingimiz... İddialar kamuoyunun gündeminden bir türlü düşmedi. En son Dilan Mücevherat'ın 6 aylık vergi ödemesinin 15.535 lira olduğu ortaya çıktı. Masak düğmeye bastı. Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Polat çifti dahil 8 kişi ve 16 şirket hakkında rapor hazırlandı. Ortaya çıktı ki satışlar gerçek değil. En az 3 şirket naylon faturalar keserek vergi kaçırıyor. İki tane şeyin üzerinde duruluyor. Birincisi... Şaibeli işlemler, yani şaibeli bankacılık işlemleri. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten gerçek olmayan toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışı gösterildi. Şirketlerin hiç çalışanı yok. Vadesi gelen borçlar ödenmemiş. Kurulduğu günden bu yana herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirilmemiş. Amaç vergiden kaçmak. Ne olacak gizliydi, ne gizliydi, işi yapacağım Allah aşkına. Rapordan anlaşılan 16 şirket birbirinden bağımsız değil. Alıcılar da satıcılar da aynı. Birbirlerine fatura kesiyorlar. Elimizde aslında paranın kaynağı yok şu an için, biz bilmiyoruz. Yani ortaya çıkan bilgilerden para nereden gelmiş, bir para aklama vakası mı bilmiyoruz. Ama MASAK'ın raporlarında söylenen şey kara para aklama şüphesi doğuran çok fazla işlem.
Ticareti internet üzerinden gerçekleştiriyorlar. Hesaplar arası dönen paralar hızla nakite çevriliyor. Polat çiftinin hesaplarından lüks otomobil ve konutlara yatırım yapılıyor. Bizde paranın izi sürülürken şimdi iki tane şey eksik kalıyor. Birincisi bu suçu işleyenler, paranın elde edildiği suç nerede, kimler tarafından işlenmiş, o kişiler bu parayı Türkiye'ye kimler aracılığıyla getirmiş? O işlemler yapılırken bankalar devreye girmiş, banka sana bildirmiş mi şüpheli işleme? Alım satımda devreye EasyCo adlı ödeme sistemi giriyor. Denetim çok az olduğu için, kayıt tutulmadığı için, çok kolay bir şekilde kullanıldığı için bu yöntem ön plana çıkıyor. Sanal POS yöntemiyle hiç kayıt olmaksızın hesaptan hesaba para aktarılıyor. Sanal POS aslında bizim internet üzerinden ödeme sistemlerini kullanmamız. Dosyaya 3 Ekim'de savcılığın talebiyle gizlilik kararı geldi. Sadece bir şirkette 657 milyon liralık kaynağı belirsiz paranın olduğu, toplam miktarın 1,5-2 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyor. Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin kurşunlanmasının da bu kapsama alınması bekleniyor. Allah Allah. Çok teşekkür ediyorum. Bugün evet 16 Ekim ve bugün Dünya'da Gıda Günü. Dünya Gıda Günü ne anlama geliyor? Dünya bir gıda kriziyle karşı karşıya ve Türkiye'de de bir açlık tehdidi var. Çocuklar okula aç gidiyor. Beslenme çantaları boş. 10 kişiden biri aç yatıyor bu dünyada. 800 milyonun üzerinde insan yiyecek bir lokma bulamıyor. Bunun adı adaletsizlik ve adaletin olmadığı yerde barış da olmuyor. Bu zeytini kim yiyebiliyor ki biz yiyelim yani. Gıdaya ulaşmanın en zor yılı böyle nitelendirildi 2023. TMOB'a bağlı gıda, kimya ve ziraat mühendisleri odaları 16 Ekim Dünya Günü'nde yaptıkları açıklamayla dünyanın ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu gıda krizini işaret etti. Yeterli beslenebiliyor muyuz peki? Mümkün değil yani. Ben emekli memurum, mümkün değil yani, beslenemiyoruz. Zorlanıyoruz yani. Biz 3 kişiyiz. Çocuğu okutmakta zorlanıyorum. Yani zorlanıyoruz tabii ki. Mesela kasap ürünlerini fazla alamıyorum. Her şeyin iyisini alamıyorum. Dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her 10 kişiden biri yatağa aç giriyor. Türkiye'de ise halkın %22'si yeterli gıdaya ulaşamazken %8,5'u açlık sınırında yaşıyor. 10 kişiden biri dünya mi? Üzerinde. Bence dünya üzerinde... Zannetmiyorum Türkiye'de bu daha çoğaldı. Önceden Hint fakiri derlerdi, şimdi bence Türk fakiri oldu. Özellikle bizim ülkemizde çoğu kişinin aç girdiğine inanıyorum. 7500 lira emekli maaşıyla insanlar karnını nasıl doyuracak? Bir söyler misiniz? İklim değişikliği, aşırı yağışlar, kuraklık, hem içilebilir su kaynaklarının tükendiğine hem de gıda krizine dikkat çekildi. Tabii vatandaşa göre Türkiye'de gıdaya ulaşamamanın asıl nedeni enflasyon ve gelir adaletsizliği. Değil sağlıklı beslenmek, geçim derdinden karnını doyurmak bile lüks olarak görülüyor. Emekli olan tok olur mu yavrum? Evde iki tane çocuk var. İkisi okula gidiyor. Bir de beslenme sıkıntısı var. Var yani abla, işte şu andaki şeydeki durumları biliyorsun yani. Kırmızı ete nasıl yaklaşacaksın ki? 300 milyon lira mı artık, kaç parası kilosu bilmiyorum yani, uzun zamandır alamadığım için. Ne kasabı ya? Kasaba şeyde ha, kurbandan kurbana kurban eti geliyor. Onlarla idare ediyoruz. Zaten et ürünleri dediğim gibi böyle salam, sucuk, pastırma, et... Bunlar zaten artık bize çok yabancı oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre de 2022 yılında küresel nüfusun %29,6'sı, yani 2,4 milyar kişi yeterli gıdaya erişemedi. Dünyada açlığın kaynağı ise adaletsiz gelir dağılımı olarak görülüyor. İşte o adaletsizlik dünyada çatışmaları, savaşları da körüklüyor. Kuzeyimizde Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Çok değil. Bundan 2 yıl kadar önce diyeceğiz artık ve devam da ediyor hala kuzeydeki çatışmalar. Güneyimizde Orta Doğu yeniden bir ateş çemberi. Ve böyle bir coğrafyanın içinde bir de çok ağır ekonomik krizle karşı karşıyayız. Yalnız bu krizin ne kuzeyimizle ne güneyimizle ilgisi var. Bu krizin tam da haritanın ortasında, başkentte ülkeyi yönetenlerle ilgisi var. Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına
2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine zam deyince çiftçimizin kalbi daha hızlı atıyor, farkındayım. Gece yarısı bir kez daha söyleyeyim, motorinin litresi 2 lira 23 kuruş daha zamlanacak.